Hiç yanılmadım. 10.000 işe yaramayan yol buldum. Ben, benden öncekinin bıraktığı yerden başladım. Biz hiçbir şeyin milyonda birini bile bilmiyoruz. Eğer ampulü icat etmeseydim, hiçbir şeyi icat edemezdim. Tüm potansiyelimizi kullanacak olsaydık, şaşkına dönerdik. Düşünmeden konuşmanın cezası, sonradan düşünmeye mahkum olmaktır. Ben iyi bir süngerim. Başkalarının kullanmadığı fikirleri kullanırım. Bir şey sizin istediğinizi yapmıyor diye kullanışsız demek değildir. Yorgunluk, hoşnutsuzluk getirir. Hoşnutsuzluk, gelişim için gereklidir. Büyük bir fikir üretmek için önce birçok fikir üretmiş olmak gerekir. Hiçbir şey hakkında %1'in milyonda biri kadar bir şey bilmiyoruz. Sıkı bir çalışmanın yerini hiçbir şey alamaz. Dehanın %1'i ilham ve %99'u terdir. Sizin geçmişle işiniz bitmiş olabilir ama geçmişin sizinle işi asla bitmemiştir. Elektriği o kadar ucuz yapacağız ki bundan sonra sadece zenginler mum yakacak. İnsanların düşünme zahmetinden kurtulmak için yapamayacakları hiçbir şey yoktur. Eğer yapabileceğimiz her şeyi yapsaydık, kelimenin tam anlamıyla kendimize hayret ederdik. Bütün olasılıkları gözden geçirdiğini düşünüyorsan bunu hatırla. Henüz bitmedi. Düşünmek denilen hakiki çalışmadan kaçmak için insanoğlunun bulamayacağı hiçbir bahane yoktur. Yapabileceğimiz şeyleri yapmaya başlarsak kendimizi hayretler içinde bırakacak sonuçlar alırız. Cesaretimi kaybetmiyorum. Çünkü vazgeçilen her yanlış girişim doğru atılmış yeni bir adımdır. Üç koşulda başarmak her şeye değer. Zor yapılan iş, memnuniyetsiz yapılan iş, aklı selim yapılan iş. Konsantrasyon, bezginlik duymadan fiziksel ve zihinsel enerjiyi tek bir noktaya sürekli uygulama yeteneğidir. Hayatın en büyük hataları, başarıya ne kadar yaklaştıklarını bilmeyen insanların vazgeçmelerinden dolayı olur. En büyük zayıflığımız bırakmakta yatar. Başarıya giden en kesin yol ise sadece bir kez daha denemekten geçer. Birçok insan fırsatları değerlendiremez. Çünkü fırsatlar işçi tulumu giyer ve iş gibi görünürler. İnsanların %5'i düşünür, %10'u düşündüğünü sanır ve kalan %85'i ise düşünmektense ölmeyi tercih eder. Vejetaryenlik, vücut sağlığı ve canlılığı üzerinde olduğu kadar zihin ve zihin faaliyetleri üzerinde de güçlü bir etkiye sahiptir. Diğer canlılara zarar vermeyi sonlandırmadıkça bizler canavar ruhlularız.
doğanın sırlarını ortaya çıkarmak ve onları insanların mutluluğu için kullanmaktır. Dünyada bulunduğumuz şu kısa süre içinde yapabileceğimiz daha iyi bir hizmet bilmiyorum. Başarısız olursan asla hayal kırıklığına uğrama. Ondan öğren. Denemeye devam et. Başınla ve ellerinle öğren. Hayattaki her şeyin gerçek anlamı kitaplarda değildir. Dünyayı tecrübe et. Öğrenmeyi asla bırakma. Tüm edebiyat panoramasını oku. Çok çalışmanın yerini tutan başka bir şey yoktur. Yapabileceğimiz her şeyi yapsaydık, kelimenin tam anlamıyla kendimizi hayret ederdik. Neye arzu duyduğunuzu yaptıklarınızla gösterirsiniz. En iyi düşünce yalnızlıkta yapıldı. En kötüsü kargaşa içinde yapıldı. Harika bir fikre sahip olmak için onlardan birçoğuna sahip ol. Bir fikrin değeri onun kullanımında yatmaktadır. Biri, bir icadın parasal değerinin işini seven bir insanın ödülünü oluşturduğunu düşünebilir. Fakat ben en büyük hazımı bulmaya devam ediyorum. Ve bu yüzden benim ödülüm dünyanın başarı dediği şeyden önce gelen işte. Var olan yetenekten çok daha fazla fırsat var. Satmayacak bir şey icat etmek istemiyorum. Onun satışı yararlılığının kanıtıdır ve yararlılık başarıdır. Ulaşmaya değer bir sonuca tamamen karar verdiğimde bu sonucun ötesine gidiyorum ve sonuca ulaşana kadar deneme üstüne deneme yapıyorum. Olgunluk genellikle gençlikten daha saçmadır ve çoğu zaman gençlere daha adaletsizdir. Hayatımda hiçbir gün çalışmadım. Hepsi eğlenceydi. Meşgul olmak her zaman gerçek iş anlamına gelmez. Tüm işlerin amacı üretim ya da başarıdır. Ve bu sonuçlardan herhangi biri için terin yanı sıra öngörü, sistem, planlama, zeka ve dürüstlük amaç olmalıdır. Görünüşte yapmak iş değildir. Kaza ile hiçbir şey yapmadım. Ne de icatlarımdan herhangi biri kaza ortaya çıktı. Onlar çalışma sonucu ortaya çıktılar. Bir fikir geliştiren neredeyse her insan imkansız göründüğü noktaya kadar onun üzerinde çalışır ve daha sonra hayal kırıklığına uğrar. Bu hayal kırıklığına uğranacak yer değil. İcat etmek için iyi bir hayal gücüne ve bir yığın ıvır zıvıra ihtiyacınız var. Burada kural yok. Bir şey başarmaya çalışıyoruz. İsraf, kayıptan daha kötüdür. Yetenek üzerinde hak iddia eden her kişinin sürekli olarak ondan önce yapılan israfı sorgulayacağı zaman geliyor. Tasarrufun kapsamı sınırsızdır. Bana iyice tatmin olmuş bir adam gösterin ve ben de size bir başarısızlık göstereceğim. Vücudun temel işlevi beyni etrafta taşımaktır. Hayal kırıklığına
hayatın başarısızlıklarının çoğu, pes ettiklerinde başarıya ne kadar yakın olduklarının farkında olmayan insanlardır. Bunu daha iyi yapmanın bir yolu var. Onu bul. Sizin değeriniz sahip olduğunuz şeye değil, olduğunuz kişiye dayanır.